Onların özürleri yok. Akşam yatsı arasında köyün yukarısındaydı. Her taraf zifiri karanlıktı. Bazı evler karanlığın içinde kaybolurken bazıların karanlığı nuruyla yırtmışlar, nurlarıyla hem kendilerini hem de etrafını aydınlatıyorlardı. Her taraf çok derin sessizlik karanlığı da örtmüştü. Her tarafı da çok derin sessizlik karanlığı örtmüştü. Hakikaten öyle karanlıkta baktığın zaman şehre, o evlerde ne oldu, nasıl haletler oldu anlaşılıyor mu abi? Anlaşılıyor. Mesela Yavuz Sultan Selim Mısır'a giderken, Belen'den geçerken, sessizlik, Belen'den geçiyordu Yavuz Selim. Evlerden hatırıma kaldığı kadar bir beyaz, bir kırmızı, bir yeşil sütün semaya çıkar her evden. Evin kim olduğunu o renklerle görürlermiş uzaktan büyükler. Ondandır bir tane yeşil eve, üstü yeşil sütün arşa gidiyormuş her evden, arşa doğru arşa gidermiş her evden. Herkesin kafasında da sütün çıkar zaten. Herkesin. Ondan sonra bakmış ki gece yeşil bir çıkıyor evden. Anlamış o evi. Ama nedir bilmiyor içi. Tepdili kıyafet edip oraya gitmiş. Bakmış ki hafız Kur'an kursu okulu, mektep Kur'an. Çocuklar hafızları bitirmiş, bırakmış gece yarısı. Ondan sonra köpeklik oynuyorlar yastıkla. Çocuklar oynuyorlar başta. Yastık atıyorlar, yastık falan şey. Top yok ya o zaman yastık. Tepdili kıyafet ettiği için oraya girmiş derken oradan tam çocuklara kadar girmiş. Onlar bu da köpek olmuş. Çocuklar bu köpeği dağıtın. Onlarla köpek olmuş. Hani orada yazar Belen'de, tablette yazar. Caminin tabletinde. Şimdi yukarıya doğru bir sütün çıkar. Soru sordun ya her evde. Her ev gözükür. Hatta hiç kimse olmasa buradan herkes gitsin, bir eve gitsin veya başka bir ev. Girince bakarsın nuraniyet var mı yok mu, bu ev kim kullandığı belli olur. Ortalama. %50 herkes anlar. En azından avam şeklen anlar. Hafif böyle biraz düşüncesi olan eşyalardan anlar. Hissi biraz derin olanlar. Burası sıkar onu. Veya açar onu. Bak bir daha koyayım. Çok ağrıma gidiyor bu işte ya. Her taraf çok derin sessizlik karanlığı da örtmüştü. Karanlığın karanlığı sessizliktir. Sessizliğin de üstünü örten kimsesizliktir. Kimsesizliği de örten vahşettir. Vahşeti de örten dehşettir. Onu da örten yeistir. Birbiri içine karanlık. Şimdi anladım ki sessizlik de dehşet veren karanlıktır. Elimi gözüme soksam göremeyecek kadar karanlık etraf. Etrafımda teselli için bir ses aradım, belki beni benden çıkarır diye, beni benden dışarıya çıkarır diye bir ses aradım. Bu karanlıklar hep içeriye sokuyor insanı. Hep içeriye sokuyor. Mesela dışarıda korktuğu zaman insan içeride teselli arar, içeriye döner. Etrafımda teselli için bir ses aradım, belki beni benden çıkarır diye, beni benden çıkarır diye.
Vay sefa, onlardaki garip sesler, yani sessizliğin oluşturduğu, bende uyandırdığı garip sesler, benim kimsesizlik vahşetimi arttırdılar. Kimsesizliği, kimsesizliği derler ya, kanıma kadar değil, kemiğime kadar hissediyordum kimsesizliği. O zaman demiştim zaten, Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Aha. Çok vahşi ormanın şırıltıları, güneşin yokluğundan zifiri karanlık, en mühimi de teselliye medar olacak sesin olmaması ki, şimdi anlıyorum ki sessizlik de vahşi, evham, hadsiz karanlıklarının medet veriyor. Demek ki şimdi anlıyorum ki sessizlik de vahşi, evhamın hadsiz karanlıklarına medet veriyor, imal ediyor. Beni dünyaya bağlayıp dünyevi bir şeyle de ümit verecek kimselerim de yok zaten. Köyde kimsenin yok. Anne, babam, hiç kimsem yok. Evladıyalım, aşım, işim, eşim yok. Yani neyle teselli bulacaksın orada? Dedim ya Resulallah, o anlattaki şey. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah, ya Resulallah. 6 defa demiş. Sen bu kadar onu, oradan ona intikal ettin. Niye? Ya Resulallah dedim. 6 defa saymışım. Sonra demişim ki sen bu kadar kimsesizlik, vahşi karanlıklarına nasıl dayandın? Nasıl dayandın ya? Bak şimdi, var olan bir şeyi, sistemi anlamaya çalışıyoruz. Var olan bir metni anlamaya çalışıyoruz. Bu kadar delilleri olduğu halde. Olmayan bir metni ki Kur'an, o zat nasıl çıkarır bunu? Eğer Allah dememişse. Yani amcası, kavmi, kabilesi, herkes düşman. Yani gündüz bile dehşet ve vahşet veriyor. Çölün kızgınlığı ayrı bir karanlık. Kimsesizlik başka bir şey. Vallahi Resulullah anlamak için Resulullah olmak lazım. Çok korkunç bir şey ya. Mesela çocukluğu geçen, köyde çocukluğu geçenler var mı? Biraz. Biraz kalanlar. Mesela Ali, başka var mı? Var. Şimdi eğer yıkılmamışsa evinize gidin, bir akşam kalın bakalım. Annenin, babaannenin oturup kalktı yere bir bak. Geldiğine 100 bin pişman oluyorsun, bir tarafın çok seviniyor. Firak elemi var ya, ayrı bir karanlık, ayrı bir dehşet. Kimsesizlik. Kimsesizlik vahşidir ya. Vahşi ne demek biliyor musun? Vahşi. Şimdi gittim Arabistan'a. Bir taraftan sırtlanlar var, bir taraftan timsahlar var, bir taraftan kobralar var, üstünden kartallar var. Yani bir tanesine kurtulsan bir tanesi. İşte bu haletler var ya, bir halet alıyor seni başka bir halette. Başka bir halet parçalıyor, başka bir timsah yırtıyor, sırttan parçalıyor, aslan koparıyor, kartal gagalıyor. Ya filsini eziyor. Yani acayip bir şey ya. Çöl ya. Dünya çöl ya. İnsan hakikatesi nerede bulacak imandan başka? Hemen ona intikal ettim. Sen bu kadar kimsesizlik, vahşi karanlıklarına nasıl dayandın? İnanın Allah'tan başka bu karanlıkları kaldırıp ümitlerle dolduracak hiçbir şey ve kimse yok. Hiç kimse ve hiçbir şey yok. Nasıl dolduracaksın? Kalemle bunu nasıl doldurayım? Hadi doldur hadi. Doldur hadi. Bak cep var, bunu koydum. Nasıl koyacaksın ya? Neyle dolduracaksın? Şehirde herkes var. O sana. Onlar daha beter karanlık. Kendini, seni sana unutturan karanlık. Seni sana unutturan
değiliz, dipsiz değiliz. Gecenin bu saatinde, ormanın içinde, yaprakların ve garip mahlukatın hışırtıları insana ne kadar dehşet veriyor, tarif edilemez. Acayip bir şey böyle. Gece çok kalan insanım. O 98'de Altay Dağları'nda kaldım. Onları bilirim. Biraz alışmıştım 98'de ama yeni gittiğimde böyle daha değişik şeydi. Yani gecenin o saatteki karanlığı, ormanın içi, yaprakların şırıltıları, garip mahlukatın hışırtıları insana ne kadar dehşet veriyor. Kimsesizlik karanlığı. Ya kabir dedim o anda. Ya kabir. Ya kabir nasıl? Hemen imdadıma hizmet imaniye ve Kur'aniye ve şahs-ı manevi imdadıma yetişti. O anda gözüm karanlık içinde bu karanlıklardan kurtulmak için kendimi karanlığa attım. Gözümü kapattım hepsinden. Aynen yani. Fikren demiyorum. Oturdum, gözümü kapattım. Hiçbir şeyi görmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Hizmet-i maneviye, Kur'aniye ve şahs-ı manevi. Onu hatırladım. Hatırladıkça, düşündükçe içine girdim. İçine girdim. Sanki o bir bütün o karanlıklar kalktı.